Herkese merhaba. Kanalıma ilk kez geliyorsanız ben Asiye. Bu kanalda sizden gelen hayat hikayelerine ve itiraflara yer veriyorum. Eğer sizin de böyle hayat hikayeleriniz ve itiraflarınız varsa aşağıda bulunan e-mail adresim üzerinden isimli veya isimsiz yine aşağıda bulunan Instagram hesabım üzerinden sesli itiraflarınızı bana yollayabilirsiniz. Bugünün videosuna hemen geçiyorum. Asiye Hanım, merhaba. Ben Emel. Ben size Antalya'dan yazıyorum. İçimdekileri anlatmam lazım. Umarım siz de yazacaklarımı kayda değer bulursunuz ve kanalınızda yayınlarsınız. Ben nail art uzmanıyım. Yani kalıcı özceye ya. bazen de çok nadir olsa da makyaj hizmeti veriyorum müşterilerime. Antalya'da ikamet ediyorum ama çoğu müşterilerim Rus ya da Ukraynalı. Belli başlı müşterilerim var. Her ay düzenli gittiğim, hizmet verdiğim. Bunlardan biri de Melek Hanım'dı. Aslında kendi Rus gerçek ismi Anya ama burada bir Türk iş adamıyla evli olduğu için kendini Türk hissetmek için onu tanıyan herkesin ona Anya değil de Melek olarak hitap etmesini istediği için benimle tanıştığında da kendini Melek olarak tanıtmıştı. Biz Melek Hanım'la yine bir müşterimin isteği doğrultusunda tanıştık. Kalıcı hoca hizmeti vermek için gitmiştim evine. Çok sıcak kanlı, inanılmaz güzel bir kadındı. Tatil için geldiği Türkiye'ye bir iş adamına aşık olup kalmış ülkemizde. Neredeyse hiç arkadaşı yoktu. Eşi de çok yoğun çalışıyordu. Öyle anlatmıştı bana. Zaten ben kalıcı hoca yapmaya gittiğim hiçbir zaman eşiyle karşılaşmamıştık. Zaman içinde bizim bu görüşmelerimiz arkadaşlığa dönüştü. Dediğim gibi Melek Hanım'ın hiç arkadaşı yoktu. Dil konusunda da sıkıntıları olduğu için çok fazla kimseyle görüşmüyordu. Tek arkadaşı neredeyse bendim. Alışverişe çıkarken, spora giderken, yani aslında yaptığı her aktivitede beni de yanında götürmek istiyordu. Eşi ona çok vakit harcayamadığı için maddi olarak bütün imkanları önüne sermişti. O da yalnızlığını alışveriş yaparak, gezerek, tozarak geçiriyordu ve ben artık en yakın arkadaşıymıştım arkadaşıydı. Beraber Türkiye turu yaptığımız, çok eğlendiğimiz zamanlar oldu. Ben ona Türkçeyi öğretiyordum, o da bana Rusçayı. Arkadaşlıktan öteye geçmişti artık dostluğumuz. Kardeş gibi olmuştuk belki de. Onu tanıyalı neredeyse bir yılı geçmişti. Maalesef sonunu göremediğim olayların içinde buldum kendimi bu bir yılın sonunda. Bir gün başka bir müşterimin evindeyken Melek beni aradı. Müşteride olduğumu söyleyerek onu arayacağımı söyledim ama sesi ağlamaklıydı. Bir an önce görüşmemiz lazım. Ben çok kötüyüm diyordu. O anda müşteriden nasıl çıktığımı bilmiyorum. Hemen yanına gittim. Çok kötü görmüştüm Melih'i. Ağlamaktan konuşamıyordu. Sakinleşmesini ve bana olan biten her şeyi anlatmasını istedim. Eşinin onu aldattığından bahsetti. Telefonda mesajlarını yakalamış. İnanılmaz öfkeliydi. Eşinin ne tepki verdiğini sorduğunda eşine bu durumu sormadığını söyledi. Ben ısrarla bir açıklaması vardır. Konuşmalısın eş ne desem de kabul ettiremedim. Benim plan yapmam lazım diyordu. Yanındayım senin dedim. Bana eşimi baştan çıkarır mısın dedi. Anlayamamıştım. Beni bir kere aldattı, tekrar aldatır ve ben bunu kanıtlarsam ancak o zaman yüklü bir tazminatla boşunabilirim dedi. Yapamam dedim. Yapamazdım. Biz bunu yine kanıtlarız. Bir avukattan danışmanlık alalım diye ısrar etsem de kabul ettiremedim. Neredeyse bana yaptığı bu teklifin ardından bir hafta görüşmedik. Kırılmıştı bana biliyordum ama benden istediği şey öyle basit bir şey değildi. Bir haftanın sonunda benimle görüşmek için mesaj attı. Buluştuğumuzda onu daha da kötü görmüştüm. Ayda Adeta ona yardım etmem için yalvarıyordu bana. Benden başka yardım isteyeceği kimse olmadığından bahsediyordu. Sonun da isteğini kabul ettim. Eşi beni hiç görmediği için beni tanımasına imkan yoktu plan yaptık. Eşinin evden çıkma saatlerini bana haber veriyordu. Ben de sanki tesadüf gibi farklı yerlerde, farklı şekillerde karşısına çıkıyordum. Sonunda dikkatini çekmeyi başarmıştım. Bu kadar tesadüfün bir anlamı olmalı diyerek onu kahveye davet ettim. Karşımda inanılmaz donanımlı, bakımlı, zengin bir adam vardı. Biz o günden sonra tekrar tekrar görüşmeye başladık. Meleğe tabii her şeyi anlatıyordum. Ama istediği kanıtları sunacak bir yakınlaşma yaşamamıştık. Meleğin eşi bu görüşmelerin sonunda bana yavaş yavaş açılmaya başladı. Evliliğinden bahsediyordu ve aldatıldığından şüphelendiğinden anlayamamıştım. Melek de eşinin onu aldattığını iddia ediyordu. Eşi de kafam karışmıştı. O günden sonra meleğe çok fazla detay vermemeye başladım. İşin aslını öğrenmem gerekiyordu. Bu süreçte Meleği eşiyle arkadaşlığımız da daha da ilerlemişti. Sırdaş gibi olmuştuk. Sana anlatacaklarımı kimseye anlatamam emin olmadan eşime bunu yapamam diyordu. Melek bu arada beni çok fazla sıkıştırmaya başlamıştı. Nasıl hala birlikte olmazsın diye baskı yapıyordu bana. Aklım almıyordu. Bir kadın aldatılmış bile olsa kocasıyla birlikte olmam için baskı yapar mıydı? Sadece mahkemeye kanıt sunmak için. Mele'ye daha fazla devam edemeyeceğim dedim. Yine bana çok kızdı, daha da çirkinleşti. Bir şeyi beceremedin dedi. Ama ben bu süreçte eşiyle görüşmeye devam devam ettim ve yaklaşık bir ay sonra da bütün gerçeklerle yüzleştim. Bunu sindirmem kolay olmadığı hala da nasıl kandırıldığımı düşünüp kızıyorum kendime. Çok uzatmayacağım sonucu anlatıp akıl almak istiyorum. Meleğin aslında Rusya'da bir sevgilisi varmış ilk aşkı. Meğer o ilk aşkıyla eşini aldatıyormuş. Ama eşinin servetini de istediği için beni eşini baştan çıkarmak için kullanmış. Bütün amacı boşanma aşamasında kocasından daha fazla para koparmakmış. Bunu öğrendiğimde yıkıldım, kendime çok kızdım. Nasıl bu kadar salak olabilirdim? Nasıl kendimi bu şekilde kullandırabilirdim? Neticede gerçekler ortaya çıktı ama sorun şu ki meleğin eşinin bu olaylardan haberi yok ve biz birbirimizden hoşlanmaya başladık. Ben şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Her şeyi açıklasam onu kaybetmekten korkuyorum. Sizce ben ne yapmalıyım? Lütfen bir yol gösterin bazı hikayeler bana çok böyle Türk filmi tadında geliyor bazen e maillere okurken de e sonana gelmeden kendi kendime konuşurken buluyorum kendimi eyvah diyorum şimdi ne olacak eyvah diyorum nasıl bir şey bu bu da onlardan bir tanesiydi gerçekten inanılmaz bir e itiraf inanılmaz bir e hayat hikayesi e bence Emelcim Doğruların e, söylenmesi gerekiyor. Gerçeklerin mutlaka gün yüzüne çıkmak gibi kötü bir huyu var. Yani sen şimdi söylemesen bile bu kadar entrikayı çeviren Melek Hanım'ın bunu öğrendiğinde size neler yapabileceğini ben az buçuk tahmin edebiliyorum. O yüzden siz dürüst bir şekilde beyefendiye e, tüm çıplaklığıyla her şeyi anlatın en azından üzerinizdeki yükü de atmış olursunuz. Yoksa bugün mü öğrenecek, yarın mı öğrenecek ya da ya bir yanlışın, bir yalanın üstüne böyle bir arkadaşlığın kurulması da zaten doğru olmaz. Arkadaşlığın kurulması da doğru olmaz. O yüzden gerçekleri söyleyin. Ondan sonra da zaten e, ne olacağını zaman gösterir. Benden bugünlük de bu kadardı. İzleyicilerimin de bu hayat hikayesiyle ilgili görüşlerini açıkçası çok merak ediyorum. Onlar da eminim benim gibi e, sonuna gelene kadar bir ters köşe olacaklardır. Çünkü ben sonuna gelene kadar bin tane senaryo türettim kafamda. Acaba şöyle mi olacak, acaba böyle mi olacak diye. Ama... Gerçekten böyle bir son beklemiyordum. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.